Trabzonspor Galatasaray maçına, Trabzonspor'da e, Aslı Abdullah Avcı'dan çok takım yapısı eleştiriliyor. Şimdi zaten yani Trabzonspor'un bu kadrosu zayıf, bunu bir söyleyeyim. Yani kaleci tamam, arka taraf idare eder. Ama bir on... koyuyor özellikle, ben çok beğeniyorum. Ha, ama ondan sonrası tartışılır. Yani e, ne Trabzonspor takımları biz izledik, alkışladık. Tabii burada şimdi teknik direktöre de bakmak lazım. 67. dakikada Yusuf çıkıyor, Afobe giriyor oyuna. Maç kaç kaç o arada? 2-0. Evet. Ben diyorum ki, ben diyorum ki, ben hafif göbek de var tabii yaşlılıktan dolayı. Ben bu Afobe'den iyi oynarım. Şu halimle. Afobe'ye <laughs> Afobe, Afobe Trabzonspor'un forma, Büyük vermesi, forma gi giden. vermesi için Trabzonspor'un Afoben'in Trabzonspor'a para ödemesi. Aynen. Katılıyorum. Yüzde yüz. Aynen bir şey ya. Yusuf hiç olmazsa koşuyor, çaba sarf ediyor bir şeyler yapıyor falan Onu çıkartıyorsunuz. Hugo sakatlandığı için Hossein'i girdi. Ama yani e, hakikaten Abdullah Avcı'nın da işi zor. Yani kalecisi ve geri dörtlüsünün önündekiler Hı -hı. Trabzon takımında oynamaz bana göre. Oralara çok önemli takviyeler lazım. Galatasaray'a gelince ee, Fatih Hocam buradaki ne maçıydı o? Çok erken 3 tane Kayseri Spor üç hayır, tane, hayır. He, Tabii tabii 10 kişi kalmış Kayseri Spor'a e, karşı Aynen 3 değişiklik yapıp Oyuncularını bir bir çok bir şey erken bir. oyuna soktu bu şeyleri gençleri Şimdi o bir darbe oldu Fatih Hoca'ya bir bir Ondan sonra dikkat ediyorum Fatih Hoca bu değişiklikleri maçı neredeyse garantiye aldıktan sonra ve de biterken yapıyor baktım. Oğulcan 85'te çıkmış. Belham da 85'te çıkmış. Arda 71'de çıkmış. O şey Fegulu sakatlandı çıktı zaten. Hı hı. Yani burada da bir e, hatadan dönüş var Fatih Terim için. Bu değişiklikleri geç yapma. Yani işi bitirdikten sonra neredeyse garantiye aldıktan <laughs> sonra yapıyor. Bu arada Oğulcan denen bu kaç kaç yaşında bu çocuk? 25 galiba öyle biliyorum ben. Belki Baksın İna, birinci golde inanılmaz bir teknik gösteri. Top verdi. <gülüyor> <gülüyor> İkinci golde de Türkiye'de çok santrforun yakalayıp yetişen Rize'de de şey vardı. Mi? Evet, e, 96'lı 24 yaşında. 24 yaş. Hayır, bir de santrfor oynuyor yani. Hı -hı. Kolay değil abi. Rize'de de öyle klasik İkinci golde oyun. de, de attığı evet, bir gol var. Türkiye'deki vardı çok santrforun o süratle birlikte stoperden sıyrılıp o golü atması pek rastlanır bir şey değil. Çok az vardır ha. Bir iki tane belki. Belki işte ne o Beşiktaş'taki Santrfor oynamayan annesi öldü gitti. Yani orada da bana göre. Doğrusu da e, Canile mesela Alanya'da bu pozisyondan daha rahat pozisyonda karşı karşıya kaleciye vurdu. Aynen. Bravo. Bravo. Evet. Açı olarak Evet. hocanın pozisyonu daha zor. Evet. Yani onun evet. için bir kazanç mıdır gelecek maçta? Bence maçlı. kazançtır abi. Niye bak hemen sen He. soru gibi sorduğun He. için e, bir defa Jagne kendine oynayan bir oyuncu. Ya bırak onu Allah aşkına. Bu takıma oynayan, oyuna karışan bir oyuncu olacaksın sadece gole yat şeye yatmıyor tabii, kafası. Tabii. Oyuna karışıyor e, oyunun bütününün tabi. Var olmaya çalışıyor. Tabii zaten Cagney bırak diyorsunuz da o kadar He? para verdi Galatasaray'a nasıl bırakacak Cagney'i mümkün mü? Abi vermesin ben mi verdim? Falcao'ya da veririm. Silah mı dayadılar alnına? Ardından öbürü Falcao. Gol, gol krallığına gidiyordu işte devre arasında He, Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'da Paşa'da gidersin tabii alan boş al götür at kale ağzına. Trezege diye bir usta vardı orada He, kafasına hani. konduruyor. Bir de bu Falcao zaten herhalde yani Ocak'ta terhis olacak diye bekliyorum. Birleşik Devletler'e gideceği iddiası var. Aman güle güle özel uçakla yollarım. Onu Birleşik para... Devletler'e pazarlayacak <laughs> pazarlayacak ne deniyor menajere? <laughs> ben, ben, bile prim veririm ha. <laughs> yani... Valla bu Oğulcan da hoca bence ısrar etmeli. Nasıl şeyde Tayland'a ısrar etti? Bir icattır Tayland. Kesinlikle. Oradan doğruya hem de önlü bir o ha. Bu transfer sezon ne zaman başlıyor? 5 şeyde. 5 Ocak'ta. 5 Ocak'ta. Beş Ocak'ta. 5 Ocak kötü olmuş. Yani. Niye? Ya, 1 Ocak'ta başısa iyiymiş yani. <laughs> Tatil be. Yılbaşı ertesi onun Fark için. etmez yani. Yani şeyde mesela. Borsalar ta kapalı. Mesela Taylan bir icattır abi. Hiç tabii. kimse bekler miydi? Abi hocama da o konuda Yevine ben teyitsizlerimi bildiriyorum. Ye çünkü bir ay boyunca e? Galatasaray'ı orta sahada kime oynatacak? Transfer de yapmadı diye programlar yaptık. Meğer hoca Taylan'ı hazırlıyormuş. Helal olsun abi. Ya mı acaba? Yani bu iyi niyetli yorum. Şu tarafından da bakabilirsin. Lemina gitmiş. Seri gitmiş. Ondan sonra Etebo diye bir adam getirmişsin. Pek bir şey yaramıyor. E, ve Taylan hadi sen oyna bakayım diyorsun. Herif harikalar yaratıyor. Ama İtman'dan it bilgiler geldi. Hep hazırlamış. Evet, evet. Yani başka adam var mı? Evet. Mecburen onu hazırlayacak. Seni mi çağıracak burada? <laughs> yani oradan da bakalım sadece. Doğru. Çünkü Taylan geçen yılda vardı. Neden hiç bu görevde oynamadı? Çok. Birkaç maçta oynadı. Ama Ötekiler yoktu. Yok. Deminhan'ın karın evet. ağrısı tutuyordu. Seri cezalıydı. Seri, Evet. Güvenli yani. Ya bazen futbolcu eline sunulan Kemal abin dediği gibi ya bu fırsatı iyi değerlendir. Hayır ha. çok İyi değerlendiriyor. Bu, bu, bu ben, bir fırsattır yani. Ben şuna şey diyorum. Medyada biz e, her şeyi böyle bir mucize yaratmış gibi teknik direktörün üstüne e, veriyoruz. Bu da yanlış. Yani futbolcuda o yetenek varmış, o değerler varmış. Anca. Onu onu tek kalınca istedim. görmüş teknik adam yani. Bunu dile getirmek lazım. E, Sergen Yalçın en sakalayı aldı. Rıdvan parladı. Evet. Ve Rıdvan ne yapıyor? Parladı. Gerçi biraz sonra geleceğiz Beşiktaş'a. Yani Sergen ne yapıyor? Yani çok yoğun bir tempoya da gireceği için, maç trafiği yoğunlaşacağı için her oyuncuya ihtiyaç olacağından Hazırttı. hepsini yani bir bakıyor. Ne bileyim Serdar diye bir genç vardı. Yani topu ayağının altından falan kaçırdı ama oynattı adamı. Yani a bak seni hazırlıyorum. Hay o duygu var şimdi o Serdar'da. Yani bu çok önemli. Yani güvendiğini yani e, güvendiğini peşin peşin belli etmeli. Sonradan değil, hiç adam yoksa değil. Mesela Falko'nun oyuna girişi. Ona da biraz şey bakıyorum. Hani Falco e, şey istatistikler çıkmaya başladı ya. Oynamadığı maç sayısı oynadığı maç sayısını geçti diye hemen Kadroya girdi. 85. dakikada oyuna girdi. Ya. Hop istatistik değişti. Büyük bir ihtimalle Tabii. prim için girmiştir. Yani. Ama büyük transfer değil miydi Güven abi? Falca. Değildi. Bence değildi. Değildi. Neden? Abi, abi sana abi... verirler mi falkayı? Başta da söylüyorum. Bu, Monaco, bu, evzelik... bu, masada, bu masada daha gelirken konuştuk. <laughs> Fransızları siz daha iyi biliyorsunuz. <laughs> Kıskanç falan çok <gülüyor> <gülüyor> dedi. Abi Monaco gibi takım. Ondan sonra eee sana bedava yani hediye ediyor herhalde Abdurrahim Albayrak'ı çok sevdikleri yok için. Yok Abdülhamir yok. Abdülhamir. Bir şey söyleyeceğim. Ondan şu sonra şu görüntüdeki Falko'yu alır mısın? Kim ona bakayım? Falcao. Ne yapıyor? Her yerden ok çıkıyor. <laughs> Sakatlık okları <Sakatlıklarla> ilgili. <laughs> <laughs> Kas problemi, kalça problemi, aşırı çekmesi, uyuluk yaralanmaları, sağ bacak, sol Ama bacak aşil tendom, Fransa'da. Baldır sakatlığı ya bilmem kasık sakatlığı beyin sarsı falan ya Allah'ını selam. Ne olur bitirin. Devlebi gibi gol durmuştu. Adamın arızası vardı, bedensel arızası vardı ve bu yüzden adamın şeyini bir alıcı bulup adamın alacağı miktarda da ona e, rıza gösterdiler. 7 milyon diyor kimi kaynak. 5 milyon sen daha doğrusunu bilirsin. 5 milyon avro yıllığına. Galatasaray'a al kardeşim senin olsun biz seni çok seviyoruz dediler. Ve yerine golcü ihtiyacını kiminle gidermeye kalktılar. Fenerbahçe'nin bunda hiç iş yok diye kadro dışı bıraktığı Silimani'yi kiraladılar. Falka'yı verip. Kaç gün sonra geldi oynadı? 60 gün mü? Erzurum maçından sonra. Kim? Falka. Ne kadar süre çıkıyor? Geçen sene 65 gün sonra geldi sahaya sakatlandıktan sonra. 65 gün. Bak 1 Ekim 5 Aralık. Böyle bir yatırım yapılır gün. mı? Burada da galiba yaklaşık olarak 45 ve 60 gün öyle hesabını yapamadım tabi, tabi. ben Erzurum maçından bu yana. Bakmadım belki. Herkes... Galatasaray'a gelmeden evet. önceki performans verileri gayet iyiydi ama. Ya benim Falkanlı. bak bir şey ya. söylüyorum. Bana bunun faydası çok yüksek mi bu 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 taraftar transferidir. Tabii. Galatasaray a. ben Avrupa sezon açılışında gittiğim zaman Türbünler bağırıyordu orada. Taraftar çıldırdı Falco'yu istiyor. Bir tribünden Falko'ya aldı getirdi yönetim. 25 bin kişi havalimanına 25 bin imzaya geldi. 50 bin kişi. Evet. E ama yani Falko bu kadar insanı mutlu edebilecek. Bir futbol oynamadın Galatasaray'da. 2018-2019'da 33 maçta 15 golü var Galatasaray'a gelmedi. Bir dakika ben tamam. Ben bir şey söylüyorum. Ya yani Kaç gün sonra geldi Erzurum maçından sonra? Yok mu yukarıda? Ben şimdi hesap kitap yapmayayım. Yani onu arkadaşlar bize söylesinler. Bana bir katkısı yok. Bir önceki sezon bir, 18 golü var. Yani Fransa'da kötü bir performans. yok. Fransa'daki 18. Bana Ben Türkiye'dekine abi, bakıyorum. Fransa'da Harak, o zaman Fransa'da bu Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı ya. Fransa'daki Galatasaray... yönetici Falcao'nun ne durumda olduğunu gözlemiyor mu? Evet. Borno'nun dibindeki adam. Değil mi? Galatasaray çok istekli Nerede olunca. Nerede gözlüyordu? Hayır. Manaka'daki yönetici Falcao'yu görmüyor muydu? Görmez olur Artık mu? golleri <laughs> atmış ama bedensel bir sorunu da olmuş. Tamam. oynamaz yaptı diyor. yapamadılar. Ardından e, ee, transferi pahalı yapıldı. Son dakikaya kalan, sona kalan dona kalır derler. Yüksek maliyetle aldın. Gerçi Cagli ile şampiyon oldun. Hadi o şey tolere edilebilir. Sonra taraftar çıldırdı bir Falcao gündeme geldi. Falcao'yu aldı. E şimdi Allah aşkına yani Falcao ben bir şey söyledim. Şaşırdım millet sonra. Ben dedim ki Falcao Galatasaray'a gelmiş ama türbünden kombini almış ya. Oradan seyrediyor Galatasaray. Tabii. Yanlış evet. mı yani? E Galatasaray taraftar onu sağda görmek istiyor. Kombineye de para vermemiş. Üste para aldı. Yani ne olsa, <laughs> Harika. Hayreten, Şimdi şöyle de değil. Erzurum'da mesela... attığı golü görünce o Falcao'yu sen istemez misin takımda? <laughs>